Efendim ailece yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün duygusal sermayemizden, yatırımlarımızdan söz edeceğiz. Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız şu anda telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar Emre Bey. Siz nasılsınız? İyisiniz sağ olun, sağ olun hocam, biz deyiz. Çok teşekkürler, sesinizi duyduk. Çok daha iyi olduk. Duygusal yatırımımıza sayenize bir katkı sağladık. Mutlu ettiniz bizi hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi buyurun hocam, duygusal sermayeden söz edecek olursak siz daha önce belirttiğiniz bir konu var. O da şu, bu sermayeler doğuştan gelmiyor ama bu sermayeleri arttırma yeteneği bizde var. Bu yeteneği nasıl kullanacağız, nasıl arttıracağız? Tabii ki merak ediyoruz hocam. Buyursunlar. Evet. Şimdi tıpkı yani finansal kaynaklar gibi kaynak yönetiminin temel ilkeleri var biliyorsunuz. Hı hı. Kaynak yönetiminde bu parasal kaynakları işte mesela zaman da bir kaynaktır. Böyle ömür de bir kaynaktır. Psikolojik kaynaklar var, sosyal kaynaklar var, ilişkiler. Bütün bu kaynaklarla birlikte duygular da bir kaynaktır. Hı hı. Bizim duyguları diğer canlılarda, insan dışı canlılarda, diğer memelilerde bu genlerde sınırlanmış. Yani mesela öfkesini, şehvetini ve bu sosyal ilişkilerinin sınırları belirlenmiş. Yani şeyden, yani çocukları büyüdükten sonra aile bağ kopuyor onlarda mesela. Hı hı. Ancak karıncalarda var böyle toplu komünite tarzındaki yaklaşım, yani toplumsal. Onun dışında diğer canlılarda mesela aslanlarda falan yok. Bir nesil, iki nesil, üçüncü nesil bir arada değildir. Kurtlarda öyle. Böyle. Ama insanda öyle değil. İnsan ilişkisel bir varlık. İnsan o özelliği nedeniyle bunu da sağlayan, ilişkileri sağlayan yani duygu, yani 90'lı yıllardan sonra duygular bilimsel kategori olduğu anlaşıldı. Evet. Yani psikolojide devrim yaşandı. Hı hı. Duygular bilimsel kategoriymiş denildi ve duyguları, peki bu bilimsel kategori olduğuna göre bunun böyle indikatörler olmalı. Yani sayısal göstergeler olmalı. Hı hı hı. Yani ölçebilmeli, değerlendirebilmeli ve ifade edilebilmeli. Bunlarla ilgili araştırma çok yapıldı hızlı bir şekilde ve ortada ve bunun beyinsel karşılıkları bulundu nöro görüntülemeyle. Beyinde mesela bizim 2014 yılında yüksek lisans tezi olarak yaptığımız bir çalışmayı burada söyleyeyim. Yayınlandı, bayağı da referans alıyor. Bir sema bize Budist meditasyonda vardı. Hı hı. Yapılıyordu. Biz sema meditasyonda Mevlana'nın o derviş dansı dedikleri Amerikalıların dönüyor sema esnasında beyinde ne oluyor? Bu Budist rahipler trans halinde beyinde ne oluyor? Onu ölçülmüş. Hı hı. Ve biz şimdi MR cihazı içerisinde, biz Budist rahiplerde mesela EEG cihazında yapılmıştı. Biz daha ilerisini yaptık MR'da. Hı hı. MR cihazı içerisinde kişi o sufi meditasyon dediğimiz, sema meditasyon dediğimiz o dönerkenki ruh halini şeyin MR, fonksiyonel MR çekim esnasında hayal etmesini istedik. Hı hı. Hayal ettiği zaman bir de onu değil de başka şeyler hayal ettirdik aynı kişiye. Karşılaştırdık. Yani normale bıraktık. Bir de onu hayal ettirdik. O karşılaştırma sonunca beynin anterior cingulate gyrus diye böyle beynin ön bölgesinde vites kutusu diye tarif edilen, benzetilen bir bölge var. Yani beynin ön bölgeyle duygusal beyin arasındaki şey bölgesi, böyle ayar bölgesi. Duyguları regüle eden bölge, o emosyon, orası müthiş aktif hale geçiyor. Evet hocam. O sema, sufi meditasyon, trans halinde yani, yani kişinin. Ya orası da aynı zamanda duygular yöneten bölge olduğu için müthiş bir kişi haz almayla ilgili aynı anda da mutluluk hormonları da salgılanıyor beyinde. Bu yani emosyon regülasyonun, yani duyguları regüle etmenin bilimsel kaynaklarından birisi oldu bizim bu yaptığımız çalışma. Bu şey duygular, yani trans hissinin beyindeki karşılığı. Bunun gibi çeşitli böyle literatüre girmiş vakalar var. Beynin duyguları yöneten bölgesi tahrip olduğu zaman kişiliğini değiştiriyor. Hı hı. Mesela bize böyle çeşitli hastalar geliyor. Bakıyoruz, beyninin düşünen beynini de hisseden beynini farklı kullanıyor. Yani bir araba düşün. Şoför
iki şoför olduğu için biri bir tarafa çekiyor, biri bir tarafa. Evet, araba yol alamaz. Evet. Beyinde mantıksal beyin bir tarafa çekerse, duygusal beyin bir tarafa çekerse kaos oluyor. Ve hastalık dediğimiz durum ortaya çıkıyor bu durumlarda, beyin kimyasında bozulmayla. Şimdi bunlar hepsi duyguları yönetmek doğuştan mı geliyor diye araştırmalar yapıldı. Duyguları yönetebilme becerisiyle insan doğuyor. Ama diğer canlılar burada nerede duracaklarını biliyorlar. Karnı tok olduğu zaman mesela territorial security diye bir şey var mesela köpekgillerde. Yani güven alanı diye. O güven alanının içerisinde kimse karnı toksa, oraya da kimse girmediyse hiç kim uzakta dur, zarar vermiyor sana. Onun güven alanı bölgesinde değil, bölgesi dışındaysanız zarar vermiyor. Ama onun kendi alanı, idrar ile işaretlediği alana girdiğin an size düşman gibi görüyor, hemen tehdit gibi algılıyor ve saldırıyor. Evet. Ya, ama insan da öyle değil. İnsan açgözlü, nerede duracağını bilmiyor. Doyumsuz, sınırsız, sorumsuz davranmaya yatkın. Doğru. His ve arzuları, hevesleri bu şekilde. Bunu öğrenmesi gerekiyor. İşte bunu öğrenen bölgede beynin ön bölgesi, frontal bölge, kaptan köşkü. Beynin bu bölgesinin eğitimi çocuk doğumuyla birlikte başlıyor. Yani arzu ve dürtülerini kontrol etmek. Onun için asıl liderlik, şimdi liderlik eğitimlerinde biz nöro liderlik diyoruz. Yani kişi önce kendini yönetebilen bir kimse başkalarını yönetebilir. Bir anne, bir baba, hepsi bir liderdir. Herkes, her eğitimde herkes bir lider adayıdır. Sosyal ilişkilerde. Yani kendi psikolojik kaynaklarını yönetemeyen başkasının psikolojik kaynaklarına tesir edemez. Doğru. Onun için burada bu da nedir? Bu da yani kaynak yönetimindeki temel ilke nedir? Girdi kontrolü, çıktı kontrolü ve havuzu büyütmek. Evet. Havuz ne kadar büyükse, yani senin o kadar sermayen büyük demektir. O kadar güçlüsün demektir. Mesela yani para havuzunu, finansal havuzu büyük olursa kimse girdi kontrolünü ve çıktı kontrolünü yapacak. Çıktı kontrolünü bütün kanalları açarsa, müsrif olursa tutamaz. Ne kadar işte miras yedileri görüyoruz. Değil evet, mi? Hemen evet, diyor evet. Ama girdi kontrolünü da doğru tutmak lazım. O havuza temiz suyu sokmak lazım. Evet, girdi evet. Kontrolünde ne olur? Her türlü büyüsün de ne olsa olsun büyüsün dersen havuzun içerisine kirli su da karışır. Yani havuzda temiz suyu büyütebilmek. Aynı bunun gibi parasal havuzda da böyle. Temiz parayı büyütebilmek. Yani burada hocam biraz sevgi kapasitemizi, olumlu düşünceleri, duyguları tabii büyütmek gerekebiliyor. Bunu tabii nasıl yapacağız peki hocam? Yani öfkeyi büyütürsek, diğer böyle kötü, yani hepimizin içinde iyicil bir parça var, kötücül bir parça var. Evet, her evet. insanda. Yani ben çok bir iyi insanım, bende benim içimde kötülük yoktur diyorsa bir insan kendini kandırıyordur. Hepimizin içinde var, tabii. uyuyan kötü bir parça var. Doğuştan geliyor bu. Evet. Bencil, yani en bencil varlık çocuktur mesela. Dünya kendi etrafında dönüyor zanneder. Ama fakat saftır. Hiç böyle şey yapmadan, yani böyle plan yapmadan konuşur. Onun için çocukların o yalanları bile yalan değildir aslında. O onu hayatı öğrenmek için söyledikleri sözlerdir onlar. Çocukların savunma yalanıdır yahut da işte öğrenmek için yani söylediği bir şeydir. Yaptığı bir benzetmedir. Ve bunlar bu yaşlarda öğreniyor ama burada çocuk ben sevgi yatırımını, çocuk doğduğu zaman ciddi bir sevgi potansiyeli doğuyor. Evet. Bunu ilk fark eden, böyle en güzel tarif eden Freud olmuş. Çocuklara primer narsist demiş. Yani çocuklar doğuştan kendine hayrandır. Kendini seviyor. Daha sonra bakıyor ki sevgisini annesine yatırım yapıyor, babaya yapıyor, okula yapıyor, arkadaşlarına, vatanına, milletine ve yaş olgunlaştıkça yaratıcıya yapıyor yatırımını. Ve bu sefer yani insanı diğer canlılardan ayıran yüksek düşünce ortaya çıkıyor. Yüksek ahlaki bilgelik ortaya çıkıyor. Bu da şeyle evrene, bütün evreni görebilmek. Sadece kendini, sadece kendi çıkarını değil, menfaat paylaşımında mesela şeyin çok güzel bir Erebali'nin güzel bir tavsiyesi var. Ey oğul diyor, dostunu anlamak istiyorsan zorda gör, darda gör, kavgada gör diyor. Bir de menfaatin ters düştüğü zaman gör diyor. Doğru, evet. Bunlar hepsi işte o hayata atıldığı zaman insan
böyle bu zor günlerde, zor zamanlarda kişi ilişkileri, doğru ilişkileri kurabilmek gibi bir sınava girmiş oluyor. Zor dönemlerde. Duyguların yatırımını önce duyguyu, havuzu temiz tutmak lazım. Havuzda yalanı karıştırmamak lazım. Haramı karıştırmamak lazım. Dürüst olmak gerekiyor. Nasıl parasal havuzda işte bunlara dikkat etmezsen sonradan başın dik dolaşamazsın. Çok paran olur ama yani onurlu kazanamadıktan sonra, emeğini kazanamadıktan sonra, başın dik dolaşmadıktan sonra o para hayatının sonunda senin şeydir. Yani senin için bir kirli paradır. Doğru. Onun için yani temiz, az olsun temiz olsun diyebildiğin zaman zaten bir insan böyle durumlarda bu açgözlülüğü eğitimine giriyor insanoğlu. Fakat hepimizin içerisinde açgözlü bir canavar bekliyor bak. Böyle çıkarcı bir özellik var. Kötücül parça dediğimiz o parçayı eğitmek. Onun için de duyguların yönetiminde ilk şey böyle bu şeyler bulaşıcı, hani nasıl mikroplar girsin istemezsiniz. Suyun içerisinde krom klorlarsınız, şey yaparsınız havuzda. Burada da yani kötülüklerden duygu dünyanızı korumanız gerekiyor. Bunun da sevgi bir kaynaktır ama bencil bir sevgi de olabilir. Kişiyi seviyordur gerçekten ama onun fiziksel görünümünü seviyordur. Yani fiziksel görünümü değiştiği zaman birden şey yapıyordur yani ilgi göstermemeye başlıyordur. Hani Hollywood'da bir oranın yıldızlarından birisine, ünlü birisiyle bir röportaj yapıyorlar. Hollywood'da diyor bir kadının kabusu nerededir diye soruyorlar. 40 yaşına gelmektir diyor. Gazeteci soruyor neden diyor. Eskisi gibi alkış almıyoruz, ilgi çekmiyoruz. Yani düşün yani fiziksel görünümü alkış olduğu için o. Evet, evet. Halbuki onun kişiliğine, kimliğine, insanlığına ve olsa böyle durumlarda o onu kaybetse bile hayata bağını koparmaz. Ama sadece fiziksel görünüme indirgerseniz siz duygu yatırımını bu sefer ne olur işte birçok ruhsal hastalıklar bu şekilde ortaya çıkıyor. Depresyon oluyor, travma etkisi yapıyor gibi. Evet. Onun için sevgi yatırımını temiz olması lazım ve bu acele etmemek lazım ya. Böyle çok da olsun, hemen olsun dediğin zaman muhakkak şey karışıyor. Böyle kötülük karışıyor işin içerisine, kirli su karışıyor. Yani yavaş olursa da kalıcı oluyor ama. Yavaş artıyor, kalıcı oluyor ve böyle durumlarda da mesela karnın ağrımıyor, miden bulanmıyor, başın ağrımıyor. Yani kirli sular içerisinde hastalık olur. Evet. Yani kirli sevgi de hastalık yapar. Onun için temiz sevginin olması için, rafine olması için biraz aramak için, gerekiyor hocam o zaman. Ayıklamak gerekiyor. Ayıklamak, evet. Süzgeçten geçirmesi gerekiyor. Bu da ama duygusal okuryazarlıkla olur. İşte duygular nörobilimde ilk adım öz bilinçtir, kendini tanımaktır. İkinci adım öz yönetim, psikolojik kaynaklarını yönetebilmektir. Üçüncü adım sosyal bilinç, yani empati vardır böyle. İlişki yönetimini yapmak vardır. Bunları yaptığınız zaman yani şu anda insanlık en fakirleştiği konu empati oldu insanlığa. Modernizm getirdiği bize en büyük şu anda kötülüklerin, suçun, şiddetin, intiharın artmasındaki arka planına bakıyoruz. Empati yoksunluğunu görüyoruz. Empati yoksunluğu olan kimse ne yapıyor? Sadece olayları kendi penceresinden bakıyor. Başkalarının duygularının farkına varmıyor. Başkalarının ihtiyacının farkına varmıyor. Yani bu da yani bencillik empatinin karşıtıdır. Yani onun için yani insan duygusal olarak zengin olan insan böyle bir ağaca benzer, meyveli bir ağaca. Meyveli bir ağacın dalları dik değildir, eğiktir böyle. Yani eğik ağaç ne demek? Doluyor demektir yani. Yani insan dolu insanda böyle dışarıdan baktığın zaman böyle kibirli görmezsiniz onu. Alçak gönüllüdür. Yani şeydir, haddini, sınırlarını biliyordur. Mesela Sokrates'i düşünün, bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir demiş. Newton ne demiş? Yani biz gerçekler denizi kenarında oynayan çocuğuz demiş. Gerçekler çok büyük demiş. Ve halen de o söz, yepyeni bir şey buldukça denizde kenarında oynayan çocuk denizde ne görüyor ki denizin içinde? Halbuki denizin içinde ayrı bir dünya var. Yani insan böyle düşünürse eğer kendini keşfedebiliyor, başkalarını keşfedebiliyor ve o yani kendine iç yolculuğa çıkan bir kimse böyle uzun uzun
ticari kuyruklara, yollara, şehir gezmenin lüzum yok. Aynı hazzı yakalayabilir kişi. Hı hı. Öyle. Hı hı. Yani onun için bu da tamamen şey, duyguları yönetebilme becerimizle ilgili bir şey. Evet, evet. Bu emosyon regülasyon dediğimiz. Yani öncesi, ama bu kendi duygularını bilmek de yetmiyor. Hı hı. Duyguları doğru ifade etmek gerekiyor. Hı. Evet, yani evet. Doğru ifade et. Yani duygu ifadesi yanlışsa yanlış anlaşılıyorsunuz. Doğru. Yani, bunun için düşünerek cevap vermek, hı-hı, insanın böyle mesela fikirlerini paylaşması, yani yanlışı konuşması, doğruyu konuşması ve bir şeyler öğrenirken dikkatli ve öğrenme amaçlı dinlemek. Yani karşı tarafı gol atma amaçlı dinlememek. Hı-hı, yani hı-hı. Hayat futbol maçı değildir. Doğru futbol hocam. Maçı 90 dakika güzeldir. Evet. Yani futbol maçına nedir? Karşı tarafa ne yapıp gol atmak. Hı-hı. Ama hayat bir arkadaşına, eşine gol atmak değil ki. Evet. Yani bazı insanlar hayatı futbol oyunu gibi oynamak istiyorlar. Dost düşman var. Yani hep top bende olsun, forvette olayım, hep golü ben atayım diyor böyle durumlarda. Bu 90 dakika güzel ama devamlı böyle olmaz ki. Burada tamamen duygusuz, böyle rekabetçi, kapital bir bakıştır futbol. Bu yine bencil, empati yoksunu bir bakış açısı herhalde. Aynı empati yoksunu yaptı. Evet. Bu bir şirkette varsa orada huzur olmaz. Ailede varsa orada huzur olmaz. Yönetimde varsa orada huzur olmaz. Hı hı. Onun için burada eğer bir, yani sıcak huzurlu ortam olmasından daha iyi bir şey var mı bir toplumda? Doğru. Onun için futbolda kurallar vardır keskin ve ona uymayan hemen kırmızı kartı, sarı kartı görüverir. Hı hı. Ama hayatta bu kadar kartlar, sınırlar çok keskin değil. Hı hı. İnsan ilişkilerinde. Hı hı. O sosyal sınırları İnsan ilişkilerle kendileri oluşturacaklar, kendileri kuracaklar. Yani insanın medenileşmesini de bu belirlemiştir insanı. Evet, yani evet. Medenileşmenin işareti kişinin alet üretmesi değil, kişinin sınır koyabilmesi insan ilişkilerinde. Evet, evet. Bu da duygu yatırımı için oldukça önemli. Tabii, aynı tabii. Zamanda sosyalleşmek de tabii ki, sosyalleşmeden duygu yatırımını öğrenebilmek ya da duygulara yatırım yapabilmek mümkün değil. Empatiden de az önce bahsettiniz hocam, bu da oldukça önemli. Son olarak şunu da sormak isteriz. Günlük hayatımızda özellikle boş diye tabir ettiğimiz, gerçi boş vakit ifadesi de çok doğru değil belki ama kendimize yatırım yapmak adına işte hobiler ya da spor yapmak mesela duygusal yatırımımıza ya da kaliteli bir müzik dinlemek duygusal yatırımımıza katkı sağlar mı diye de sorsam. Tabii biz boş değil de serbest zaman diyoruz. Yani. Evet hocam. Yani o zaman da şimdi kişi beynin rutin işlerin dışına çıkıp böyle yani şey yaptığı, insanın da bir böyle rutin dışına çıkmaya ihtiyacı var gün boyunca. %20 civarında tahmin ediliyor bu. Hı hı. Yani böyle eğlenmek, dinlenmek, dikkat odağını değiştirmek gibi. Bu yaklaşımlarda kişinin serbest zaman yönetimi tarzında. Onu da planlayacak, ona göre yapacak. Orada daha serbest sınırlar olabilecek. Hı hı. Yani bu kendi içinde de olduğu gibi aile içerisinde de öyle olacak. Onun için bir baba eve geldiği zaman dışarıda patrondur. Hı hı. Eve geldiği zaman patron değildir. Hı hı. Çünkü çocuk dinlemez onu artık. Çünkü pijamalı dolaşıyorsun artık. Evet. Onun için evde patronluk yapılmaz. Evet. Yani evde iş kadını, iş adamı, evde anne rolündesin, baba rolündesiniz. Evde de iş kadını, iş adamı rolünde olup da kumanda etmeye çalışsan çocukla empati yapamazsın ki. Doğru. Onun için bir iş yerindeki böyle şey dolaşmak, hani böyle dik durmak şeydir, kibir değil bu. Kibir değildir. Hı hı. Yani iş yerinde aynı, yani evde de aynı böyle şeyi gösterirsen, dik durmayı gösterirsen, böyle hani ilişki sınırlarını, hı hı, evde de gösterirsen, böyle durumlarda evde gösterilmez. İş yerinde durmak vakardır. Evet. Ama evde olması kibir olur. Aynı hareketi. Evde astüst ilişkisi yok yani hocam. Tabii yok. Evde astüst ilişkisi olmaz. Evde, hı hı, yatay ilişki olacak. Evet, evet. Yani oturacak, konuşacak, fikirler tartışılacak. Hı hı. Yani bir evde bir aile takım olmalı. Evet. İş yerinde takım olmalı. Evet. Takımda ne vardır? Takımın ruhu vardır. Hı hı. Takımın ruhunu da duygu paylaşımı oluşturuyor. Doğru. Üzüntüyü paylaşmak, sevgiyi paylaşmak, olayları paylaşmak. Bu paylaşım olursa takım oluşuyor. Takım sadece çıkar odaklı bir birlik değildir. Hı hı. Yani onun için işletmelerde çıkar odaklı beraberlikler
rekabetçi beraberlikler oluyor. İnsanlar oraya sadece bir şey için geliyorlar, yani çıkar için geliyorlar. Halbuki orada huzurlu olabilmeleri için orada aynı zamanda duygu paylaşımının da olması lazım. Doğru. Yani şirkette bir şey olduğu zaman hepsi üzülebiliyor mu? Hepsi buna tepki verebiliyor mu? Bu aidiyet duygusu. Hı hı. Aidiyet duygusu şu anda yöneticilikteki en üzerinde durulan şeyler. Aidiyet duygusunun marka değeri var onun. Hı hı. Yani, toplam kalitede çok önemli o takım. Kesin. Olabilmekte. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Hocam, o zaman şunu da söyleyelim son olarak, vaktimizin de sonuna gelmiş olduk. Ticari manada bir zarar ediyorsak buna çok canımız sıkılıyor. Aynı şekilde duygusal anlamda bir zarar varsa bunu da kâre çevirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmak lazım. Biraz uğraşmak lazım, biraz ayıklamak, biraz da aramak lazım diyelim. Çok teşekkürler hocam, çok sağ olun, ağzınıza rica sağlık. Rica ederim, rica ederim. Yine bizim için bir kaliteli bir cuma sabahı oldu sayenizde. Kolaylıklar diliyoruz hocam, sağ olun. Estağfurullah. İyi yayınlar. Sağ olun, sağ olun hocam. Sağ olun. Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla duygusal yatırımlar üzerine konuştuk efendim. Kendisine yeniden teşekkür ediyoruz.